TÜİK hep tartışma konusu açıkladığı ya da açıklamadığı verilerle ilgili sevgili seyirciler. Emekli bir vatandaş, eski Danıştay hakimi Önder Tekin bu tartışmalı rakamları mahkemeye taşımak istedi. Yanlış açıklanan enflasyon rakamlarıyla benim emekli aylığım belirleniyor ve bu yüzden de bu rakamlar iptal edilmelidir dedi. Mahkeme davayı hiç incelemeden reddetti. Gerekçesi enflasyonun maaş artışına doğrudan etkisinin olmadığı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun aylık olarak açıkladığı enflasyon oranının maaş artışına doğrudan bir etkisi yokmuş. Ankara 18. İdare Mahkemesi, eski Danıştay Hakimi Önder Tekin'in TÜİK'in açıkladığı TÜFE oranlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davayı bu gerekçeyle reddetti. TÜİK tarafından açıklanan TÜFE artış oranları gerçek enflasyondan, gerçek TÜFE artış oranlarından yıllardır düşük çıkmakta. Bu nedenle de tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerin aylıkları alım güçleri eridi. Sofralarındaki iki ekmekten bir tanesi artık yok. Her ayın ilk haftası açıkladığı tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi ile tartışmaların odağındaki adres oldu Türkiye İstatistik Kurumu. Verileri iktidar lehine manipüle ederek düşük açıklamakla, insanların gelirlerinin azalmasına neden olmakla suçlandı kurum. Muhalefetin de vatandaşın da hedefi oldu. Ben de emekli bir vatandaş olarak ve hukukun üstünlüğüne inanarak TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı son 6 aylık TÜFE artış oranlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da iptal davası açtım. Eski Danıştay Hakimi Önder Tekin, TÜİK'in Temmuz 2021'den Aralık 2021 tarihine kadar açıkladığı TÜFE oranlarını mahkemeye taşıdı. TÜİK'in verilerinin gerçekleri yansıtmaması nedeniyle emekli maaşındaki artış oranlarını etkilediğini savundu. İptalini istedi. TÜİK tarafından açıklanan TÜFE artış oranları gerçek enflasyondan, gerçek TÜFE artış oranlarından yıllardır düşük çıkmakta. Bu nedenle de tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerin aylıkları alım güçleri eridi. Sofralarındaki iki ekmekten bir tanesi artık yok. Danıştay 10. Dairesi benim görevim değil dedi. Dosyayı Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderdi. Ankara İdare Mahkemesi ise geçen gün tebliğ edilen kararıyla davamı usulden reddetti. Enflasyon artış oranları kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem değilmiş. Mahkeme incelemeden reddettiği davanın karar gerekçesinde TÜİK'in enflasyon oranlarının maaş artışına doğrudan bir etkisi olmadığını savundu. Ve Türkiye'de yaşayan herkes de biliyor ki resmi istatistikleri üretmeye ve açıklamaya yetkili olan TÜİK tarafından açıklanan enflasyon artış oranları yıllardır tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerin aylık artış oranlarında doğrudan dikkate almıyor. Davacı eski Danıştay Hakimi Tekin kararı veren yargıçlara seslendi. Sizin maaş artışınızı da TÜİK belirliyor dedi. Bu kararı veren yargıçların Ocak ayında ve Temmuz ayında aylıklarındaki artışlarda enflasyon farkı olarak TÜİK tarafından açıklanan enflasyon artış oranları doğrultusunda artırıldı. Onların aylıklarını da doğrudan TÜİK belirledi.